Gümüşhane Adalet Meslek Lisesi'nde daktilo dersimizde daktilo ile tanışmış oldum klavyeyi. O zamanlar tabii daktilo hocamız yoktu. Kendim, kendi emeklerimle, kendi çabalarımla daktiloda 10 parmak F şeklinde, F klavye şeklinde yazmayı öğrendim. Yüksekokula başladığımda bizim hocam bendeki bu yeteneği keşfetti. Dedi seni Türkiye ve dünya çapında yarışmalar yapılıyor. Bunlara teşvik edelim, sokalım. Belki derece alırsın dedi. Tabii ilk başta bana ben yapamam diye düşündüm. Ama daha sonra işte hocamızın teşvikliğiyle de Gülendam hocam sağ olsun beni yarışlara soktu. Beni bu klavyenin içinde bayağı teşvik etti. Ben de yarışmalara ilk girdiğimde 2007 yılında Türkiye şampiyonu oldum. Daha sonra tabii şampiyonluklar ardı arkası devam etti. Daha sonra işte dünya şampiyonluğunun en son 2013 ve 2014 yılında dünya klavye şampiyonu oldum. Çok dilli kategoride. Türkiye'nin yanı sıra 16, toplamda 16 yabancı dilde de dünya şampiyonu oldum. İnternet üzerinden yapılan Türkiye ve dünya şampiyonlarında kendi katılıyoruz. Onda bir sıkıntı yok. Fakat 2 yılda bir, tek yıllarda dünya şampiyonası yapılmakta. Merkezi İtalya'nın Roma kentinde bulunan Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu düzenliyor bu yarışmaları. Tabii bunlar yurt dışında olduğu için masraflarını karşılamamızda sıkıntı çıkıyor. Kendimiz karşılamak zorunda kalıyoruz. Tabii maddi imkansızlıklar da devreye giriyor. Sponsorluğumuz zor oluyor. Yani şöyle diyebilirim. Bilişim çağındayız. Bütün evlerde, hemen hemen bütün evlerde bilgisayar var. Fakat yani bilgisayarın olmasına rağmen bu klavye pek tanınmamış. Yani bu birbiriyle bir tezat bir durum. Yani öyle ki şu anda yani biz bana göre şampiyon olmak sponsor bulmaktan daha kolay. Yani şampiyon oluyorum fakat sponsor bulamıyorum. Bu işin sırrı nedir diye merak ediyorlar. Biz orada tabii ilgi odağı oluyoruz Türk yarışçılar olarak. Onlardan daha hızlı yazdığımız için Japonlar olsun parmaklarımıza bakıyorlar nasıl yazılıyor. Bizim videolarımızı çekiyorlar. Onlar da kendileri ülkelerinde nasıl bunu yaygınlaştırabilir, nasıl kendi klavyelerini üretebilir diye tabii onlara da örnek teşkil etmiş oluyoruz. Bu da çok güzel bir duygu. Yani Türkiye'ye hem reklamını yapmış oluyoruz, tanıtmış oluyoruz. Bu işlerini de yaparken kimisi diğer klavyede bir saatte yaptığı işi ben 10 dakikada çok rahatlıkla yapabiliyorum. Tabii bunda iş yerinde de olsun, normal günlük hayatta da olsun kullanırken etrafındaki kişilerin dikkatini çekiyor tabii. Şimdi bir kişi aynı metni yazacağı bir metni, yetiştirmesi gereken bir metni bir saatte yapıyor. Sen onu 10 dakikada yapabiliyorsun. Çok rahat yani kullanım açısından olsun, ergonomiklik açısından olsun ve hız bakımından olsun çok fayda sağlıyor size. Hiç unutmuyorum vapur karşıya gidene kadar 35 sayfasını yazmıştım. Öylece mezun oldu arkadaş. Yani o gün günü kurtardı sayemde.